Bir tanecikle ilgili verilen bilgiler şöyle demiş. Nötron sayısı proton sayısından büyüktür. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi burası kütle numarasıydı. Alttaki proton sayısıydı. Farkı nötron sayısını veriyordu. Mesela burada nötron sayısı kaç? 10. Buranın nötron sayısı 8. Buranın nötron sayısı 12. Buranınki 20. Buranınki 12. Şimdi şöyle baktığımızda nötronun protonundan büyük olan 12 12 eşit. 8 8 eşit. 20 nötron protondan büyük. Evet. Bakalım nötron protondan büyük olabilir. Nötron protondan büyük olabilir. Proton sayısı elektron sayısından küçüktür. Hemen elektron sayılarını bulalım. Şurada arkadaşlar iyon yükü. Burası iyon yüküydü. İyon yükü Q demiştik. Proton sayısının diğer bir adı, hatırlatma yapalım, neydi? Atom numarası ya da çekirdek yüküydü. Dolayısıyla arkadaşlar burası kaçtır? 10. Buraya bakalım. Ne olacak burası? 10, 10 ile 1 toplanacak ki 11 olsun. Burası da nedir? 18 olacak ki artı 1, 19 olsun. Proton sayısı elektron sayısından küçük olması demek arkadaşlar. Zaten bu taneciğin eksi yüklü bir tanecik olduğu anlamına gelir. Yani anyon olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla direkt eksi yüklü anyonu A seçeneği olarak gözlemleyebilirsiniz. 9. Periyodik sistem sorusu arkadaşlar. Potasyum ve flor elementlerin yerleri belirtilmiştir. Hangisini demiş? Potasyum elementine, flor elementine göre daha büyüktür demiş. Bakalım arkadaşlar, flor 7A ametaldi. Ametal A'lardan aklımıza gelecekti. Elektron alma özellikleri çok aktifti. Potasyum 1A grubuydu. Metaldi. Elektron vermek isterdi. Peki buraya bakalım. Şimdi 1A'dan 7A'ya doğru gidildikçe arkadaşlar bir tanesi 1-2 ikinci periyotta, bir tanesi 1-2-3-4 dördüncü periyotta. Dolayısıyla çekirdeğin uzaklık arttıkça çap artacaktı. Burada nedir arkadaşlar? Atom çapı potasyumda flora göre daha fazladır. Elektron alma eğilimi ametal flor daha fazla alacak dedik. İyonlaşma enerjisi 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe kopartılan elektron artacağı için florinki daha fazladır. Atom numarası, evet, yukarıdan aşağı indikçe, yine hatırlatma yapalım. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Bu neydi arkadaşlar? 8A soy gaz dizilimiydi. Yukarıdan aşağı doğru gidildikçe atom numarası, yani proton sayısı artıyordu. Dolayısıyla nedir? Burada da yine potasyumun flora göre daha fazladır. 1 ve 4. 10. soruya bakalım. Kimyanın alt dalları ile ilgili arkadaşlar. Karbon içermeyen, karbon içiriyorsa organikti. Karbon içermiyorsa, içermediği için olumsuzluk, anorganikti. Peki anorganik kimya. Kimyasal maddenin bileşenleri ya da bileşenler bir nitel nicel analiz diyorsa, daha önce ÖSYM'nin sorularında da vardı. Kalitatif ya da kantitatif analiz diyorsa arkadaşlar, analiz olduğu için nedir? Analitik kimyadır. 11. Buna göre aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin oluşturduğu karışımın homojen olması beklenemez. Arkadaşlar benzer benzeri çözerdi. Polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözücülerde çözünüyordu. Dolayısıyla bir polar bir apolar olanlar bir biçimde çözülmeyecek. XZ nedir arkadaşlar? İkisi de polar çözünür. ZT nedir? İkisi de polar çözünür. XT nedir arkadaşlar? İkisi de polar çözünür. YQ ikisi de apolar çözünür. ZQ'ya bakalım. Z polar, Q apolar, biri polar, biri apolar olduğu için birbiri içerisinde çözünmez heterojen karışım oluşturur. 12. Direkt bilgi sorusu. Şeker pancarı, mısır, buğday, tarımsal ürünlerin fermantasyonu sonucu oluşan yakıt olarak kullanılabilen kimdir arkadaşlar? Burada etanoldür. Direkt bilgi. 13. Boş bırakılan yere hangisi yazılamaz demiş. Bakalım arkadaşlar. Sıvıların belirli bir hacimleri vardır değil mi? Hatta hacimsel kaplarla ölçülür. Belli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabı şeklini alırlar sadece. Dolayısıyla bu yazılamaz. Katıdan sıvıya erime. Katı haldeki maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar. Buhar, saf sıvıların buhar basıncı sıcaklık arttıkça artar. Neden demiştik? Sıcaklık arttıkça bağlar zayıflardı. Bağlar zayıfladıkça uçuculuk artardı. Uçuculuk arttıkça buhar basıncı artardı. Bir sıvı akmaya karşı gösterdiği dirençleri neydi? Viskoziteydi. Tam tersi neydi arkadaşlar? Akıcılıktı. Viskozite ile akıcılık ters kavramlardı. 14. sorumuz, son sorumuz. HNO3 nedir arkadaşlar?
Nitrik asit yani kezzap. pH'in 7'den küçük olduğu asit gibi davranıyordu. Kezzaptır. pH 7'den küçüktür. Turnusol kağıdını, evet turnusol kağıdını analar kızartır, babalar morartır. Asitler kırmızıya çevirecektir. Yine nedir? Bu da doğrudur. Aktif metaller arkadaşlar, aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkartırlardı. Bu yüzden bu seçenek yanlıştır. Karbonat tuzlarıyla karbondioksit gazı oluştururlar. Bu da nedir? Yine doğru bir seçenektir.